yakın zamanda biliyorsunuz. Kanalımıza katıl butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Biraz önce kitap çıktı ama biz herhalde onun çalışmalarını çok uzun süre yaptıktan sonra kitabın hazırlıklarına başladık. Fakat şöyle bir sorun var. Kitabın adını duyuramıyoruz. Kitabın konusunu duyuramıyoruz. Ondan sonra Barışlar kitap yazdı diye konuşuluyor. Fakat kitabın kendisi hakkında konuşamıyoruz. Çünkü başımıza, bakın kitap çıktığından beri, başımıza bir şey gelir mi? Güvenliğiniz sağlam mı? Ondan sonra bu kitap toplatılır mı? Sokakta dayak yer misiniz? Hatta duyuyor musunuz? İnsanlar açıktan konuşuyorlar. Ya burada bir gariplik yok mu? Biz İçişleri Bakanı hakkında kitap yazdık. Yani sizlerin, burada oturan kişilerin hepsinin güvenliğini sağlamakla yükümlü. Kadın olsun, erkek olsun, siyah olsun, beyaz olsun, o meslekten olsun, bu din, herkesin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olan İçişleri Bakanı hakkında yazılmış kitabın bedeli sizin güvensizliğiniz. İşte o yüzden ilk bu söyleşi talebi geldiğinde bize aslında neyi seçeceğiz demiştik. Aslında biz bunu seçeceğiz. Kitapta anlatılan da bu. Bunu seçeceğiz. Bu keyfiyetin olmamasını seçeceğiz. Ve Türkiye bana kalırsa bugün o seçimin eşiğinde duruyor. Nedir o seçim? Biliyorsunuz tarih insanların sırtına getirir, bir kararı yükler. Hatırlayın, Mustafa Kemal Atatürk bundan 100 yıl önce. Cumhuriyet filmini izleyenler o anı hatırlayacaktır. Bir salona giriyor. Salonun ortasında, masanın üstünde eski rejimin artıkları var. Padişah seviciler, saltanatın eteğinden kopmuş gelenler, sözde ulema takımı ve saltanat kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı? Mustafa Kemal masaya vuruyor, susturuyor. Mesele bir hakikati ifade etmekten ibarettir diyor. O gün saltanatın kaldırılması karar veriliyor o masada. Bence bugün tarihsel olarak 100 yıl sonra bugün de öyle bir yerdeyiz. Öyle bir yerdeyiz ki bakın 1917'de Rusya'ya gidin. Onun sloganı neydi? Onun sloganı şuydu. Şah gitsin, şah gitsin, şah gitsin, şah gitsin. Şah gitti. Gidin 77'ye, 78'e İran'a. Özür dilerim Rusya'nınki. Çar gitsin de karıştırdım. Özür diliyorum. Heyecanımı bağışlayın. İran'a gidin, şah gitsin. İran'da gitti. Türkiye'de bugün 1923'ün 100. yılında, 2023'te toplumun duygusunu ifade eden, toplumun hani böyle elma ağacına uzanırsınız ya, uzanmak istediği yeri ifade eden his nedir derseniz Erdoğan gitsinizdir. Türkiye bugün o değişimin arifesinde aslında çok fazla seçecek. Mesele sadece biz barışçı bir partinin üyesi değiliz. Hiçbir zaman bir parti propagandası yaptık ama bazı değerleri temsil etmeye çalışıyoruz, onun savunusunu yapmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet, laiklik, emek, aydınlanma, bunları savunuyoruz. Şimdi bakın, bugün Türkiye sadece bir başkanlık seçimi, bir insan seçimi yapmıyor, daha fazlasını yapıyor. Düşünün, düşünün, yıllar önce, Avrupa'daki pek çok ülkeden önce kadınların seçme ve seçilme hakkını vermiş bir cumhuriyet, bugün kadınların eğitim hakkını, çalışma hakkını, hatta özür dilerim ama yaşama hakkını, çünkü yaşamak sadece evde oturmak değildir, tartışan bir siyasi partiyle ittifak kurmuş ve bunu siyasi pazarlığa dönüştürmüş bir iktidarın varlığını veya yokluğunu tartışıyor. Buna sadece bir başkanlık seçimi diyebilir misiniz?